Huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sayın Genel Merkez Yöneticimiz, kıymetli Kocaeli Büyükbirlik Partisi İl Yöneticilerimiz, Sayın Kocaeli'nin saygıdeğer basın mensupları, bildiğiniz üzere 22 Mart ila 31 Mart tarihleri arasında Kocaeli Büyükbirlik Partisi İl Teşkilatı olarak bazı organizasyonlarımız olacak. Şu şekilde organizasyonlarımız devam edecek. 22 Mart Cuma günü İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret ederek programımıza başlayacağız. İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret etmemizin sebebi biliyorsunuz rahmetli genel başkanımızla beraber şehadete yürüyen İsmail Güneş vardı. O da İhlas Haber Ajansı'nın muhabiriydi. Sonrasında mecliste grubu bulunan iktidar partisi, muhalefet partisi ve ana muhalefet partisini ziyaret edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, cumartesi günü kadın kollarımız bu şehadet programı ile ilgili bir hatip programları tertip ediyorlardı. Bununla ilgili bir basın toplantıları gerçekleşecek. 24 Mart Pazar günü Merkez Bankası'nın önünden başlayarak bir Muhsin Yazıcıoğlu'na özlem yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Kocaeli Alperen Gençlik Kollarımızın, Kocaeli Büyükbirlik Partisi il yöneticilerimizin, kadın kollarımızın, ilçe teşkilatlarımızın çoluğuyla çocuğuyla en küçüğünden en yaşlısına kadar hep beraber kol kola yürüyeceğimiz bir yürüyüş gerçekleşecek. Muhsin Yazıcıoğlu'na özlem yürüyüşüne ben sizlerin huzurunda bütün Kocaeli halkını ellerine Türk bayrağını alarak davet ediyorum. 24 Mart Pazar günü saat 13.00'da Merkez Bankası'nda bu yürüyüşe herkesi tekrar davet etmiş oluyorum. 25 Mart Pazartesi günü kıymetli arkadaşlar Ankara'da olacağız. Kocaeli'den kalabalık bir heyetle Sayın Şehit Liderimiz Genel Başkanımızın makamında dergahta olacağız. Orada genel merkezimizin programına iştirak edeceğiz. 27 Mart Çarşamba günü kıymetli arkadaşlar Kocaeli'deki yerel basını il yönetimi olarak ziyaret edeceğiz. Burada hem sonrakinde gerçekleşecek olan programlarımızla alakalı bilgiler vereceğiz. Bir de bu rahmetli genel başkanla ilgili biliyorsunuz 6 kişilik heyetin içerisinde bir basın mensubu da vardı. Bu sadece Büyük Birlik Partisi camiasının davası değildir. Basın mensuplarının da davasıdır. Bu dava süreciyle alakalı 6 tane şüphe var. Bununla alakalı gittiğimiz yerlerde kamuoyuna da bilgi sunmuş olacağız. 28 Mart Perşembe günü Darıca ilçe teşkilatımız Erenler Camisi'nde akşam namazı ile yatsı arasında bir mevlüt programı gerçekleşecekler. Kıymetli arkadaşlar, 29 Mart Cuma günü saat 19'da fuar içinde bulunan Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde Şefik Postalcıoğlu salonunda Muhsin Yazıcıoğlu gecesi tertip ediyoruz. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, konuşmaların ardından Kocaeli Bağımsız Yazarlar Şairler Derneği'nin usta şairlerinin sunumlarıyla rahmetli genel başkanın yazmış olduğu şiirler ve rahmetli genel başkanı ithafen yazılan şiirlerin okunduğu keyifli bir gece geçirmeyi arzu ediyoruz. Buradan sizlerin huzurunda yine 29 Mart Cuma günü Şefik Postalcıoğlu salonunda gerçekleşecek olan rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu gecesine ben Kocaeli halkını davet ediyorum. 31 Mart Pazar günü Eskişehir teşkilatımızın gerçekleştireceği bir sempozyum olacak arkadaşlar. İki oturumda gerçekleşecek bu sempozyum. 10-12.30 arası bir sempozyum, birinci oturum olacak. 14 ile 16.30 arası ikinci oturumla bu sempozyum tamamlanmış olacak. Allah nasip ederse 22 Mart, 31 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan bu programlarımızı biz de kaza sürecine dikkat çekerek ve rahmetli genel başkanımız ve birlikte yürümüş olduğu yol arkadaşlarını yad ederek, anarak geçirmeyi arzu ediyoruz. Kıymetli arkadaşlar,
İktidar Partisi'nin il başkanı Sayın Mahmut Çivelek bugünkü yapmış olduğu açıklamalarda biliyorsunuz ki pazar günü gerçekleşen hadiseleri çok basite alarak ufak şeyler yorumunu yapmış. Bu iş göreceli bir kavramdır. Kimine göre ufaktır, kimine göre büyüktür. Ama bize göre bu iş büyük bir iştir. Sayın Çivele'ye buradan sizlerin kanalıyla sormak istiyorum sayın basın mensupları. Ufak dediğiniz işler benim Kocaeli'nde ilk defa esnafın kepenk kapattığını gördük. Buradan bu mesele ufak bir mesele midir? Bir alışveriş merkezi biliyorsunuz saat 17'ye kadar bu yürüyüşten dolayı kapanmak zorunda kaldı. Bu mesele ufak bir mesele midir? Kocaeli halkı o gün çoluğunu çocuğunu alarak sokağa çıkamadı. Güvenli bir şekilde dolaşamadı. Bu ufak bir şey midir? PKK terör örgütünün propagandasını yapmak ufak bir şey midir? Bebek katilinin posterini açmak ufak bir şey midir? Türk bayrağını eline alıp orada tepkisini demokratik ve özgürce hiçbir taşkınlığa yer vermeden elinde Türk bayrağıyla tepkisini gösteren vatandaş ile bizim polisimizin karşı karşıya gelmesi ufak bir şey midir? Ben inanıyorum ki Kocaeli Polis Teşkilatı emniyet mensupları da halk ile vatandaş ile karşı karşıya özellikle bu durumdan dolayı gelmelerinden dolayı da rahatsız olduklarını düşünüyorum. PKK terör örgütü propagandası yapan kaç kişi acaba pazar günü gerçekleşen bu yürüyüşte ve sonrasında gözaltına alındı? Bebek katilinin posterini asan, açan, orada bunun propagandasını yapan kaç kişi gözaltına alındı? Burada vatandaşın direnci mi ölçülmek isteniyor? Son yaşanan gelişmelerden herhalde kıymetli yöneticiler sokaktan, vatandaştan bir haber ama onlara oy veren vatandaşlar dahi şu anda ciddi bir sıkıntının içerisinde. Ben inanıyorum ki yüce Türk milleti sandıkta bunun hesabını soracaktır. Kıymetli arkadaşlar, son olarak teşkilat çalışmalarımızla alakalı bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Darıca ilçe kongremizi gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin ve genel merkezden birçok misafirimizin de katıldığı ilçe kongremiz çok renkli, keyifli geçti. Burada hem il yönetimindeki arkadaşlarımız hem ilçe başkanımız, ilçedeki yönetici arkadaşlarımız özveriyle çalıştılar ve kongrenin neticesinde de Recep Uçar başkanımız ilçe başkanımızdır. Çayırova ilçede ise 28 Nisan pazar günü ilçe kongremizi gerçekleştireceğiz kıymetli arkadaşlar. Derince ilçe ile alakalı da taze bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 21 Mart Perşembe akşamı, yani iki akşam sonra Allah nasip ederse Kocaeli Büyük Birlik Partisi il binamızda Derince ilçe başkanımıza yetki belgesi vereceğiz kıymetli arkadaşlar. İzmit ilçemizde çalışmalarına devam ediyor. Ve diğer ilçelerde de teşkilat mensuplarımız ve ben çalışmalarımızı götürüyoruz. En kısa zamanda bütün ilçelerde Büyük Birlik Partisi'nin çalışmalarıyla Kocaeli siyaseti daha renk alır hale gelecektir. Sözü ben Genel Merkez Yöneticimiz Sayın Mustafa Başkanıma takdim ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Değerli basın mensupları, çok değerli arkadaşlar. Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Teşkilatı'nın yaptığı çalışmaları, içerisinde bulunduğu faaliyetleri görmek, değerlendirmek adına Serhat Başkanımıza misafir olduk. Kendisine bizi misafir ettiği için teşekkür ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar,
ülkenin içerisinde bulunduğu durumla ilgili birkaç konuya temas edip daha sonra Kocaeli Teşkilatı'nın içerisinde bulunduğu ve yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bir kısım değerlendirmeler yapmak istiyorum. Biliyorsunuz adına İmralı süreci denen ama bizim PKK terör örgütünün, APO'nun ve BDP'nin Türk halkına pazarlanmak adına ne derseniz deyin adını yumuşatarak yapmış olduğu bu açıklamayla ilgili, bu süreçle ilgili bir değerlendirme yapalım. Şimdi Büyük Birlik Partisi adını İmralı süreci denen bu sürecin ne sağında, ne solunda, ne arkasında, ne önünde değildir arkadaşlar. Bu sürecin tam karşısındadır. Büyük Birlik Partisi bu sürecin dediğim gibi tam karşısındadır. Bundan birkaç gün önce üçüncü bir heyet APO ile görüşmeye gönderildi. Bu heyetin yapmış olduğu açıklamalar, APO ile yapılan görüşmelerden sonra yaptığı APO'nun yapmış olduğu açıklamalar vardı. Burada APO şunu söylüyor, diyor ki ben demokratikleşme için çalışacağım diyor. Siyasi ve askeri sorunları çözmek için mücadele edeceğinden bahsediyor ve bu problemi çözmek istediğini söylüyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani Türk halkı şunu söylemek durumundadır. Sen kimsin ki bu konuda bir taraf olduğunu söylüyorsun? Burada hükümetin içerisinde bulunduğu, hükümetin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili şunu söylemek durumundayız. Bu süreç şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktadır. Bu millet gerçekten milletimizin geleceğini tehlikeye atmaktadır. Hükümete çağrımız şudur. Bu rezalete bir an önce son verilmelidir. Şehitlerimizin incitmek istemiyorsa hükümet bu konuda bu orta oyuna bir son vermelidir. Evet değerli arkadaşlar, burada ülke gündemi haricinde şunu söylemek istiyorum. Yaklaşık bir yıl sonra yerel seçimler var. Sonrasında Temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 2015 yılında da yerel seçimler yapılacak. Kocaeli Teşkilatı ile ilgili, Kocaeli Teşkilatımızın bugün kadrolaşma ile ilgili yaptığı çalışmalar bu sürece bizi taşıyacak. Belediye seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimi, önümüzdeki 2015 seçimleriyle ilgili yapılacak olan çalışmaları bugün değerlendirmek adına arkadaşlarımız da buradayız. Biliyorsunuz 2 hafta önce Darıca ilçe kongremiz yapıldı. Sayın Genel Başkanımızın da katılımıyla bir kongre yapıldı ve muhteşem bir kongre oldu. Yaklaşık Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşundan bugüne kadar yapılan ilçe kongreleri içerisinde şunu söylememiz gerekiyor ki gerçekten kapalı spor salonunda yapılan en muhteşem, en dolu, en coşkulu bir kongreydi. Büyük Birlik Partisi'ne bundan Muhsin Başkan'ın vefatından sonra belli bir ömür biçilmişti. Büyük Birlik Partisi kapatılacak, Büyük Birlik Partisi faaliyetlerine son verecek denmişti. Rahmetli Muhsin Başkan'ın vefatının 5. seneyi devriyesine giriyoruz. Ama orada şunu görüyoruz ki Büyük Birlik Partisi dimdik yoluna devam ediyor. Her geçen günde teşkilat çalışmalarıyla, siyasi faaliyetleriyle daha güçlenerek yoluna devam ediyor. Burada özellikle Darıca İlçe Kongresi'nin coşkulu geçmiş olması Kocaeli Teşkilatı'nın, Kocaeli İl Başkanlığı'nın, Kocaeli Teşkilatı'nın çalışmalarının ne kadar doğru adımlar olduğunu, ne kadar güzel çalışmalar olduğunu bir işaretidir. Önümüzdeki seçimler için yapılacak olan çalışmalar burada Darıca Teşkilatı'nın kongresi ve sonraki ilçe kongreleri de devam edecek. Burada il kongresiyle ilgili ilçe 4 veya 5 ilçe kongresi yapılacak. Daha sonra il kongresine geçeceğiz. Burada şunu söylemek istiyorum. Büyük Birlik Partisi'nin gidişatı, teşkilat çalışmalarının, faaliyetlerinin devamı gerçek manada Büyük Birlik Partisi'ne bir güç katmıştır. Burada teşkilat içerisinde birkaç konuya değinmek istiyorum.
Birincisi, Kocaeli Teşkilatı'nın yapmış olduğu çalışmalar, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi, Sayın Genel Başkanımızın da takdiriyle gerçek manada destek görmektedir. Yapılan çalışmalar takdirle karşılanmaktadır. Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşuna bugüne kadar biz ilçe kongreleri bazında ilk kez kapalı bir spor salonunda kongre yaptık. Bu gerçekten buradaki çalışmaların ilçe teşkilatlarına yansıması ve daha ötesinde de ciddi manada bir altyapı hazırlığıdır. Tabii burada Büyük Birlik Partisi ile ilgili şunu da söyleyelim. Parti artık kurumsallaşmak durumunda. Kendini daha bir adım öteye götürmek adına kurumsallaşmak durumunda. Burada parti içerisindeki ast üst ilişkiler önemli. Teşkilatlarımız şunu bilmeli, özellikle ilçe teşkilatlarımız şunu bilmeli. Burada yapılacak olan çalışmalarda yetkili il teşkilatıdır, il başkanlığıdır. İl başkanlığı onayıyla yapılacak olan çalışmalar Büyük Birlik Partisi'ni başarıya taşıyacaktır. Tabi burada Büyük Birlik Partisi ile ilgili yıpratma faaliyetleri de söz konusudur ama şunu herkes iyi bilmeli ki biz Büyük Birlik Partisi'yiz, eskisiyle yenisiyle teşkilat çalışmalarıyla kimse birbirine kızmayacak, kimse birbirine küsmeyecek, kimse birbirine darılmayacaktır. Biz hep beraber kenetlenerek Büyük Birlik Partisi'ni daha ileriye götürmek adına adımlar atacağız. Bu konuda bize destek veren arkadaşlarımıza herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben dediğim gibi yapılacak Kocaeli Teşkilatı'nın yapmış olduğu bütün çalışmalarda arkasında olduğumuzu bildiriyoruz. Alacağı kararlarda genel merkezimizin, genel merkez yöneticilerimizin, divanımızın Serhat Başkan'ın arkasında olduğunu bildiriyorum. Kendisine yapacağı çalışmalarda başarılar diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Demir, şimdi birkaç tane sorum olacak benim size. Öncelikle İmralı'yla görüşmeye giden 3. heyetle eş zamanlı olarak biliyorsunuz generallere müebbet hapis istendi. Evet. Bu konuda Büyük Birlik Partisi'nin düşüncesi nedir? Şimdi, bir aynı evet. Soru içinde. Acaba Abdullah Öcalan demokratikleşme süreci içerisinde generallere müebbet hapis cezası verilsin mi istedi? Tabii ki Büyük Birlik Partisi bu yargılama sürecinin uzun olduğunu, Ergenekon süreciyle, bu balyoz dava süreciyle ilgili yargılama sürecinin çok uzun olduğu ile ilgili hepimiz muzdaribiz bu konuda. Bu konuda hepimiz şikayetçiyiz. Tabii ki APO'nun bu konuyla ilgili düşüncelerini bilemiyorum. Ama burada bizim rahatsızlığımız şudur. Evet, bir genelkurmay başkanının, bir kuvvet komutanının burada müebbet hapisle yargılanmıyor olması bizim rahatsızlığımızdır. Bu konuyla ilgili kararı Türk yargısı verecektir. Referans olarak kabul edilen kişilerin terör örgütü elebaşısı veya yöneticilerinde olmuş olması da açıkçası bir yüz karasıdır. Bu konuyla ilgili takdir kamuoyundur dediğim gibi. Evet. Diğer bir sorum. Şimdi biliyorsunuz pazar günü Kocaeli'de ortalık karıştı. Evet. Tabiri caizse. Şimdi burada bir provokasyonlarda Sayın Valimiz izin vermek zorunda kaldı diye düşünüyoruz. İzin vermek zorunda kalmasının nedeni ise NATO'daki insan haklarına riayet edilmemesi kapsamında NATO'nun Türkiye'ye müdahale hakkının doğmasının önüne geçmek için sessiz sakin bir şekilde bu provokasyonun yapılmasını sağladılar. Kan dökülmemesine azami gayret gösterilerek. Sizce burada hükümet buna izin verirken iki çıkmaz arasında mı kaldı? Yani acaba gerçekten desteklediği mi ortaya çıkıyor yoksa mecbur kaldığı için mi izin verdi? Şimdi öncelikle pazar günü yaşanan olaylar Türkiye için gerçekten acıdır. Neden? Türk bayrağını açmak isteyen vatandaşımızın gözaltına alınması ama akabinde
PKK terör örgütünün propagandasının yapılıyor olması, terör örgütü elebaşının resimlerinin asılıyor olması, bunun Türk polisi tarafından korunuyor olması da bu ülkenin garipliklerinden bir tanesidir. Dediğim gibi bu konuyla ilgili Kocaeli'de ve ülkemizin farklı illerinde yaşanan durumlarla ilgili kentin yöneticilerinin veya şehrin yöneticilerinin, ülke yöneticilerinin Türk halkından, Büyük Türk Milleti'nden özür dilemesi gerekir. Burada ülkenin içerisinde bulunduğu bu durum bundan yakın bir zaman önce değerlendirilmiş olsaydı, bugünle ilgili herhalde kimse içerisinde bulunduğumuz, geldiğimiz bu noktayı tasavvur edemezdi. Dolayısıyla dediğim gibi bu bir yüz karasıdır. Yaşanan olaylar bu ülke için bir ayıptır. Kesinlikle lanetliyorum ben bu olayları. Ve bu konuda dediğim gibi yöneticilerin Türk halkına bir özür borcu olduğunu düşünüyorum. Şimdi İsmail Güneş kardeşimiz İhlas Haber Ajansı'nın bir muhabiri olarak Sayın Muhsin Yazıcıoğlu, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanındaydı. Evet. O da rahmetli oldu. Evet. Süreç zamanı içerisinde acaba İsmail Güneş'in ailesiyle ilgili irtibatlarınız ne aşamadadır? Yalnız mı bırakıldılar yoksa yalnız bırakılmayıp sahiplenildiler mi? Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici her dönem İsmail Güneş'in ailesini ziyaret edip çocuklarıyla ilgili çocukların durumunu sorup sürekli bilgi alıp sürekli takip eder durumdadır. Genel merkezimiz İsmail Güneş'in ailesinin her daim yanındadır. Bunu İsmail Güneş'in ailesi de kabul etmekte, bilmektedir. Dolayısıyla bizim ailemizdir, bizim evlatlarımızdır, bizim çocuklarımızdır, İsmail Güneş'in çocukları. Dolayısıyla biz her daim yanlarındayız. Evet. Sayın Başkanım, size sorum olacaktı Serhat Bey. Buyurun. Şimdi pazar günü bir Merkez Bankası'ndan başlanarak bir yürüyüş yapacağınızı söylediniz. Evet. Peki bu yürüyüşle alakalı emniyetten izin aldınız mı? Eğer emniyet izin vermezse ne yapacaksınız? Şimdi biz Büyük Birlik Partisi biliyorsunuz. Yasa dışı olan hiçbir şeyin içinde biz yer almayız. İl sekreterimiz bu konuyla ilgili valiye yazısını yazdı. Makama iletildi. Bu konuyla ilgili de bize bir olumsuz kanaat gelmedi. Ve biz de sizlerin huzurunda 24 Mart pazar günü saat 13'te Kocaeli halkını davet etmiş olduk. Biz bu yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Teşekkür ederim.